Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle oşinografide kullandığımız bazı ölçü aletlerini inceleyeceğiz. Bunları incelemeden önce oşinografi nedir? Kısaca bir ona değinelim. Oşinografi, okyanus ve denizlerdeki her türlü oluşan olayları bilimsel olarak inceleyen bilim dalına biz oşinografi diyoruz. Oşinografi ölçüm aletlerinden ilk olarak seki diskini anlatacağız. Seki diski şu an burada var arkadaşlar. Ancak öncelikle seki diskini anlatmadan önce bulanıklığı anlatmamız gerekiyor. Bulanıklık deniz suyu içerisindeki maddelerin asılı halde bulunmasıdır. Bu maddeler asılı halde bulunduklarından dolayı denizin içerisini görmemiz engelleniyor. Belli bir seviyeden sonra denizin altındakileri göremiyoruz. İşte biz bu görebilmemizi engelleyen mesafenin ne kadar olduğunu ölçmek için seki diski adı verdiğimiz bu diski kullanıyoruz. 20 cm çapında olan bu disk iki siyah ve iki beyaz olmak üzere eşit parçalara bölünmüş. Bunun altında arkadaşlar şöyle bir ağırlık var. Bu seki diskini denizin içerisine attığımız zaman ucunda da böyle bir ipimiz var. Denizin içerisine atıyoruz. Ağırlıktan dolayı yavaş yavaş gidiyor. Seki diskini ne zaman görmezsek o zaman ipi durduruyoruz. İpi durdurduğumuz zaman ipin deniz suyuna değen kısmı neresiyse oraya bakıyoruz. Ve buralara çentik koyuyoruz ipin. Mesela bu çentiği işte 10'ar santim koymuşsak 10. çentiği görmüşsek 10 kere 10 100 yapar. 100 santimetre sonra biz bunu görmemişizdir ve oranın görünürlüğü 100 santimetredir. Seki diskiyle bunu ölçmüş oluruz. Seki diskimiz bulanıklığı ölçüyor. Bulanıklığın bir diğer ismi ise turbilite. Bir diğer ölçü aletimiz ise ananometre. Bu ananometre sayesinde biz denizde sefer halindeyken rüzgarın hızını ölçebiliriz. Genellikle böyle küçük ananometreleri yatlarda kullanıyorlar. Bu ananometremiz sayesinde rüzgarın hızını ölçebiliyoruz. Şimdi ananometremizde küçük bir ölçüm yapalım. Ananometremiz üzerindeki şuradaki tuşa basıyoruz. Bastıktan sonra ananometremiz açılıyor. Şu an açıldı. Üflediğimiz zaman arkadaşlar ananometremizdeki değeri göreceksiniz. Bakın şimdi ananometredeki değerimiz artıyor. Yavaş yavaş azalacak. Şimdi durması lazım. Pervane durdu. Gördüğünüz gibi. Ananometremizde de küçük bir ölçüm yaptık şu an. Denizde sefer halindeyken arkadaşlar yine hava sıcaklığını ölçmemiz gerekiyor. Hava sıcaklığını ölçerken termometre adı verdiğimiz sıcaklık ölçerimizle bu sıcaklığı ölçebiliyoruz. Burada bir adet barometremiz görünüyor. Bu barometre ile de havadaki basıncı ölçüyoruz. Barometre basınç ölçmeye yarıyor. Higrometremiz ise havadaki nemi ölçüyoruz. Bu da nem ölçmeye yarıyor. Ancak arkadaşlar gemide biz barometre kullanırken genellikle şu şekilde barometreler kullanıyoruz. Çünkü denizcilikte bu basınç değişimleri önemli. Bu basınç değişimlerinden dolayı hava olayları meydana geliyor. Ani basınç değişimlerinde özellikle kasırga, hortum, yağmur gibi çok kötü havalara maruz kalabiliyoruz. Onun için barometre değerimizi jurnalimize her zaman kaydetmemiz gerekiyor. Eğer ki ani bir değişim olursa bu demek oluyor ki hava olayı olacaktır. Az önce termometrelerden bahsettik. Ancak basit yapılı bir termometre ile denizin belirli derinliklerindeki su sıcaklığını ölçmemiz mümkün değildir. Bunun için şekilde görülen nansen şişesi yardımı ile denizin belirli derinliklerine inilerek içerisinde bulunan reversing termometrelerin yardımı ile sıcaklığı ölçmemiz mümkündür. Örneğin 100 metre derinlikteki sıcaklığı ölçmek için nansen şişesiyle bağlantılı reversing termometreyi denizin 100 metre altına bırakırız. Bu reversing termometrelerden bir adedi basınçtan korunur, diğeri ise korunmaz. Elektronik dijital gösterge sayesinde de gemiden bu sıcaklığı direkt olarak ölçeriz. Hoşça kalın.